Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Toplantıda ilk olarak öneri sahipleri adına bağımsız Zevkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'un sunduğu polis örgütü yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkiresi görüşüldü. Taçoy, konuşmalardan aldığı cesaretle yasanın gündeme geldiğini söyledi. CTP Milletvekili Erkut Şahali de oylarının olumlu olacağını belirtti ve meclis komitelerinde iki partinin vekillerinin çalışma yapabileceğini söyledi. Şahali ayrıca seçim yasaklarının başladığını, meclisin itibarını korumaya özen gösterilmesini talep etti. UBP Milletvekili Dursun Oğuz da UBP'nin yasa önerisine desteğinin tam olacağını kaydetti. TDP Milletvekili Hüseyin Angolimli de güzel bir olay ama düşündürücü. O kadar zaman bekletildi, şimdi seçim gelince yasa gündeme geldi. Olsun da geç olmasın dedi. Demokrat Parti Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da yasanın görüşülebilmesi için nisap konusunda ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından yasa önerisinin ivediliği oy birliğiyle kabul edildi. Bu sırada söz alan Taçoy, sayısal dağılımdan ve komitelerdeki sayılardan bahsedildiğini söyleyerek siyasal partiler yasasının 25. maddesine değindi. Seçim süreci geldiğinden grupların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Taçoy, maddeye göre bağımsızların durumunun ele alınması gerektiğini kaydetti. CTP Milletvekili Şahali de siyasal partiler yasasında öyle bir madde bulunmadığını söyleyerek iktidarın komitelerdeki dağılımı değişmeye çalışmayacağını umut ettiğini belirtti. Ardından Demokrat Parti Girne Milletvekili Özdemir Berova'nın partisinden istifa ettiğine ilişkin tezkeresi okundu. Berova bundan böyle mecliste bağımsız milletvekili olarak görev yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na mensup olduğum Demokrat Parti'den istifa ettiğimi ve milletvekilliği görevimi bundan sonra yasa gereği bağımsız olarak sürdüreceğimi bildirir. Gereğini saygılarımla arz ederim. Doktor Özdemir Berova.